merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte stick var. 3 aya e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bu videomuzda e, şurada gördüğünüz Feature Level altlı oyun modumuz oynayacağız. Arkadaşlar beni siz like yapın unutmayın. Ama arkadaşlar ben ilk videoda zaten heyecanıyla e, çoğu şey göstermemişim arkadaşlar. Bakın customize var. Customize diye bir şey var arkadaşlar. Bu oyunun ilk beta sürümünde arkadaşlar. Yani ilk e, şeydi. Bunun için elmazdı. direkt istediğiniz alabiliyordunuz ama e, bunu artık elmas sağlıyorsunuz arkadaşlar. E, oyuna zaten anladığım kadarıyla beraber herhalde sadece tek e, para birimi elmas arkadaşlar. Başka da yok. E, bakın arkadaşlar böyle. Bunların bir özelliği var mı bilmiyorum yalnız. Yoksa sırf şey için Yani görüntü için bilmiyorum. E, şu şeye benzettim. E, Bindüze... E, Aynen Stigman 2'deki bir tane şeye benziyor ki hatta o aynısı. Bence arkadaşlar bu en iyisi hangisi diye soracak olursanız e, siz de e, fikirlerinizi yoruma yazabilirsiniz. Bence arkadaşlar en güzel hangisi biliyor musunuz? En güzel, bakın zombi heykeli bile var yani o derece. Bence arkadaşlar e, bu olabilir evet bu güzel ama bence arkadaşlar en güzeli bu. Vallahi ben bunu çok sevdim çünkü altın ya yani güzel durmuş. Eee... Yani menüsü falan var. Şimdi biz alabiliyor muyuz? Evet burada hepsinin tabii şeyleri var. Pardon ben onu da göstermeyi unuttum. Ee, bakın arkadaşlar. Burada val wow, profillerinizi değiştirebiliyorsunuz. Bu arada ben ilk oyuna başladığınız şu madenci yapıyordunuz. Madenci olarak başlıyorsun ama e, ben okçuya tıkladım ve tekrar buna Eğer bunu değiştirmek ya, istemiyorsunuz Akşam madenci kalsın diyorsanız sakın bundan başka bir şey ama okçuya geçme mesela. Öyle arkadaşlar bakın burada e, garnizonun şeklini değiştirebiliyorsunuz. Bence en güzeli bu olabilir evet ama şu da güzel evet. Şu sondaki de güzeldi. Pek beğenmedim bunu. O da güzel gibi. Burada arkadaşlar komut şeyi. Mesela atak kontak diyor ya. Atak e, kontak Atak defans Onun sesini değiştiriyor ve. Burada da skin'i var arkadaşlar. Burada yani değişik skin'i var. Bunlar ne, ne işe Biraz değişik bir skin olayı var burada. Neyse arkadaşlar biz şunları da göstereyim. Bakın. Burada kılıçlar var. Siz zaten tek tek bakarsanız Bakın burada şeyler var işte. Burada da kılıçlar falan var. Biz hiçbirine tabii de alamıyoruz arkadaşlar. Neyse bunlar multiplayer oynadıkça herhalde açılıyor arkadaşlar. Ve şuradan da kendi maçlarınızı izleyebiliyorsunuz. Bugün bir tane de maç izleyeceğiz arkadaşlar. Bir tane de maç vardı aslında. Ben aradım. Bu videoya başlamadan önce bayağı aradım ama bulamadım arkadaşlar. Şimdi Fiat Level diyorum arkadaşlar. Ve burada zorluk seçtiriyor. Biz ilk maçta normal oynayacağız. Çünkü normal biraz zor yani. En sona yerli geliyor. Aynı Stigvar Legacy, Stigvar Red. İşte o geliyor. Ee, şimdi... Bu ne şöyle iş abi? İşte oyunda iki tane zaten para birim var. İlk videoda söylemiştim. Biri altın bildiğimiz şey. Bir de kristal arkadaşlar. Şimdi. Evet arkadaşlar. dedi zaten. E, de bize pusu kurulmuş zaten orada. Ya ambush dedi. Bir ordu kurmamız lazım dedi. Öyle de. Şimdi. Oyunda arkadaşlar. mesela bunu kullanamıyorsunuz. Bir dizi zaten istediğinize. Mesela Mesela sadece okçular mı saldırsın işte sadece okçuya saldırtırabiliyorsun o çok güzel bir özellik bence ben onu peki bayağı seviyorum ya bayağı sevdim. Mesela yerinde dur diyor biliyorsunuz bakın. Yerinde Tabii madenci mi, mu daha demin daha demin dünkü bölümden size işe yaramıştı. Yerinde dur demişim ben yanlışlıkla orada e, Spartalı durmuş şey, yerinde duruyor. Oyuna bayağı taktik yapılıyor ama biraz karışık oluyor işte o zaman da. Evet bastığımız yerler bir toprak oluyor değişik aslında değişik bir hava katmış diyebiliriz. Şimdi Arkadaşlar bu neye işaretiyordu ya? Allah neye işaretiyordu bilmiyorum arkadaşlar. Emin olun bir tane basalım hadi. Şimdi. Kristale abanıyorlar mı? Kristale abans. Ay, dal, dal dal. Biraz dalması değil, sıkıntılı arkadaşlar dalıyorsunuz, dalmıyor abi. Helal olsun. Bayağı güçlü. Böyle mavi bir şey arkadaş. Artı beş. Heya ödüyor. Yani elektrik hasarı veriyor herhalde. Ne veriyor bilmiyorum ama. Bayağı can yüksek. Yani lider. Ee, bakın arkadaşlar gördünüz mü? Ölmüyor. E, Garzını çekiliyor arkadaşlar. E, kendine gelebilmek için. E, ve bizim madenciler bir çantası değişik olmuş. Mina sırf mina ne yapardın hani. Hop son vuruşta ben yapayım. Şimdi Dur abi dur dur dur. Nereye gidiyorsun abi sen nereye gidiyorsun? Dur, dur. Kafam karıştı şimdi ne yapalım? Bir tane daha Spartalı. Spartalı. Okçu. Okçu abi okçu. evet geriye çekil onun yerine bir tane daha şey geliyor arkadaş abi. E, ee, onun yerine aynı onun gibi. Arkadaşlar bu oyun modunda sadece iki tane ben lider gördüm. Birisi kılıçlı lider yani bugün şimdiki gelen gibi. Bir tanesi de K3 arkadaşlar. Ee, iki zaten toplamda dört lider var. ikisi geliyor burada ikisini gördüm. Diğer ikisini görmedim. Kralla şey görmedim. Atreus'u görmedim. Onlar geliyor bilmiyorum. Geliyordur belki ama ben görmedim arkadaşlar görüyorsunuz böyle. iki saat böyle mesela sikbarla gelse mesela e, geriye savuruyordu sonra vuruyordu ama burada direkt vuruyor arkadaşlar. Hatta okçu yapalım arkadaşlar. Okçu bayağı yapalım. Tamam. Spartalılarla bayağı rahat geçeriz inşallah. Yani geçebileceğimizi düşünüyorum. Hee... Biz bunu bastık ya biz bu bir de her bastığınızda bunun aynı duvar barikatta da mesela barikat basıyorsunuz 50-52 50 elmas ve 50 altın istiyorken bir kere bastığınızda tekrar bastı, ikinci bastığınızda 100 altın 100 elmas istiyor öyle zamlanıyor arkadaşlar oyun işi Biraz kötü bir şey o ama yani ne yapalım yapacak bir şey yok Oyunu öyle yapmış yani. Bir şey diyemez oyuna bir şey diyemez yani. Abi blo basıyorum. Bir de mesela öldüğümde ya da hasar yerine dıt diyor. Telefondan dıt diye ses geliyor. O, o, kötü oldu baya. Neyse. Onu ben titreşimlerle kapattım arkadaşlar ayarlardan falan her şeyden kapattım ama gene de dıt diyor yani. Onu anlamadım pek. Şimdi biz bu Spartan'ı döveriz. Yani. Şimdi Ozan yükseltmesi mi artıyor o Spartan? Değişik bir şey. Bir dakika da durun bakayım. Oo oyun içi bundan yükseltmesini arttırıyoruz arkadaşlar. Ve hızı mı artıyor biraz? Kazma mı artıyor abi? Aa bakın kazma arttı. Oyun içi arkadaşlar bunun seviyesini yükseltiyoruz. Demek ki bu bu işe... Bu işte sen ne ara benim adamlarımı öldürdün ya? Abi kaç 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 ana. Dal abi dal 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 dal. Bunlar manyak. Ama arkadaşlar bu sıralarız. Alırsa... E, ee arkadaşlar aldık. Orada tam yerli de e, geri çekiyor. Yerli ölmüyor arkadaşlar. Yerli yaralandı. Yani yerli o belini tutmaya başladı. Anlayın ki kazandınız. Orada zaten sonra da görmüşsünüzdür. Yerli belini tutsa gidiyordu. Bir de bunlar sarı arkadaşlar. Bu sarı adamlar geldi. Onların üstüne bastınız işte Stick Blood yani. O Stick Valegas'ı yerlilerin ismiymiş onlar yani. Arkadaşlar onlar şey sarı sarı onlar tam ne oldu bilmiyorum. Tam elektrik alsam veriyor. sarı bir şey ama bir özellikleri var ama tam bilmiyorum yani. Tam emin olamadım. Şimdi sizlerle beraber bakın arkadaşlar bir tane maça 19 dakika sürmüş. Tam 19. Ee, şimdi e, iki tane maç var arkadaşlar. Mesela bu standart ilk yok bu ilk mi benim maçım abi? 2 dice. 1 bir dakika 32 saniye bu ne abi ya bir dakikalık ben maç mı bitirmişim bir de zaten zamanınıza istediğimize bak biliriz bu hangi maç abi Ha bu bunu saymıyorum. Ben bunu ilk oyuna girdiydim. Bakın şimdi oyundan çıkacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi oyundan çıkacağım. Şöyle bir şey var. Sadece mesela iki tane ön tane sadece okçu çaldığınızda onu direkt kıyıç yapıyor arkadaşlar. Direkt kuyuç olarak başlatıyor. Değişik bir şey ya da ben sadece kuyucu da setmiş olabilirim. Bilmiyorum. Adam baya bir şeye basmış. Bakın ben burada yanlışlıkla komutu. Bu oyunun ilk maçım. Bu oyundaki ilk maçım arkadaşlar. Yanlışlıkla girdim maçım. Oyunu tabi bilmiyorum yani. Oyunda yani onda beni anlarsınız diye düşünüyorum. Ha evet şu soldaki profile basınca da Burada heykelin yıkılmasının sebebi ben oyundan çıkıyorum arkadaşlar. Öyle bir olay var. Eee tamam abi ben maçımızı izlediğimize göre burada live less canlı herhalde onlar herhalde. Ben multiplayer girmeye çalıştım arkadaşlar girmedim. Multiplayer biraz sorunlu ya yani. muhtemelen sorunludur zaten yeni olduğu için. Şimdi hangisi de abi şuydu herhalde. 9 dakikalık süren bir tane daha maç vardı o da güzeldi de. Aa o bu mu bir dakika o maçı buldum herhalde bir dakika. Abi o değilmiş ya. Bir de kuş göre evet bunu da göstereceğim. Kuş da geliyor oyun modunda. Şimdi oynadığımız oyun modunda ama biraz iyi geç yani. Şimdi benim şeyim nerede abi? Ben hangisine girdim? Şu, şu muydu? Gece modu var arkadaşlar bir de Woods diye. Abi gene yanlışlıkla girdim Pardon arkadaşlar özür özür. vallahi özür. Arkadaşlar kesmeye gerek yok zaten. Şu üstteki, üstteki değilse başkası abi. Tamam buymuş arkadaşlar. tam doğru girdik. Ee, arkadaşlar burada okçulu e, okçuyla Allah kafayı da. Yani hızlı çekime sarıyorum. Evet burada arkadaşlar. Burada çok güzel. Yani bilmiyorum ben kendimi çok sevmişimdir arkadaşlar. Özellikle güzel oynadıysam. Size de burada nasıl oynadığımı göstermiş olurum zaten. 9 dakika diyor ama ben hızlandırarak biraz şey yaparak falan filan. Keserek belki. Biz bu maçı tamamen biteceğiz. Bakın. Ben burada benim taktiğim böyle arkadaşlar. Ben bir taktik geçirdim İlk bir kılıcı basıyorsa geri kalan iki tane madene, madenci harcıyorum. Ya bir şey diyeyim, madenci oyun için yükseltme olayı güzelmiş ya. Ben de hiç bilmiyordum yani. İlk videoda söylemeyi unuttum. Ben onu da söyleyeyim. Mesela istikvar legasını yükseltme puanıyla askerlerinizi yükseltiyoruz. O, burada hiç öyle bir şey yok yani. O sistem yok en azından. Bir de ben ilk oyuna başlarında büyü envanteri var bir izliyor Onun gelmesini gerektiğini düşünmüştüm ama sonradan dedim ki bence gelmesin çünkü gel istikvar legası aynısı olur. Yani farklı bir sistem olsun ki bir farklılık olsun yani. Sonuçta tam bu Stick var oyunu ama Stick var Legacy tamamen aynı olmaması lazım yani mantıken. Zaten bu canlı falan farklı. Mesela Iken canlı hep çubukta var arkadaşlar böyle ee, sınıf sınıf yani öyle söyleyeyim böyle çubuk çubuk. E, kutu kutu yapmışlar. O Stick var 2'de de vardı arkadaşlar. Stick var 2'deki e, ee, Stick var ile Stick var Legacy'nin karışımı gibi bir şey bu Stick var arkadaşlar öyle söyleyebiliriz. Şimdi biraz hızlandıralım. Bu adam bir de şöyle bir şey var ayakta arkadaşlar. Adamın profilinde hangi asker varsa bakın sağda mesela profilinde böyle uçan okçu var. ya Uçan okçu çağırıyor. Mesela zombi varsa zombi çağırıyor. Zombi profili var mıydı ya? Vardı herhalde. Ama vardı aynı. Bakın mesela burada bekliyorum arkadaşlar. Şu an bakın. Oyunu durdurabiliyorsunuz bakın. Mesela burada kanat çarpıyor bakın. Bakın şu an oyunu durdurdum. Hızlandırabiliyorsunuz böyle zaten. Bakın bakın ben burada dalıyorum arkadaşlar. Ay, adamlar nasıl vurduk? Bir de şöyle bir şey var. Ee, ben şu an biz şu an ara bir göz oyun içinde göremiyorsunuz arkadaşlar. Zaten ilk videoda fark etmişsinizdir. da Legacy'de düşmanı görebiliyorsunuz ama mesela İstikbal Legacy, İstikbal 2'deki gibi mesela siz ilerledikçe sizin önünüz açılıyor arkadaşlar. Siz mesela en mesela karenizin yanındayken adamı hiç göremiyorsunuz. Kap karanlık burası. Yani hiçbir şey göremiyorsunuz. O yüzden yani sen adamı nasıl yani bunu bilmeyenler için de söyleyeyim. Çünkü e, oradaki okçula bile bile yani kılıçla, kılıçla oraya girmek zaten saçmalık ama ben bilmiyorum. Oraya görünmüyor yani. E, izlerken i̇zlerken görülüyor ama izleme oyun içi görünmüyor arkadaşlar. Zaten onu da fark etmişsinizdir. Ee, bin canı var arkadaşlar. Giant'ın bin canı var. Bir de bin, ilgili bir tane şey vardı. Özellik vardı. 3 ee, tane Giant yükseltmesi gibi bir şey. İlk %25 herhalde. %57 sonra %70. Öyle bir şey vardı herhalde. Giant'ın boyunu büyütebiliyorduk herhalde. Ve bu oyunda arkadaşlar normalde Sikva de hani Giant e, maksimum 3 kişiye vurabiliyordu. Burada arkadaşlar 5-6 e, kişiye vurabiliyor. Bakın gördünüz mü? güzel savuruyor yani. 3-4 kişiye vurabiliyor arkadaşlar. Zaten 3 kişiye vuruyor. 5-6 kişiye de vuruyor. Ben bir kez zombi ordusu yapmıştım. Tek vuruştu neredeyse hepsini vurmuş ya da bilmiyorum. Ne kadar olsa o kadar fazla vuruyor yani. Bilmiyorum yani. Ya da bir sınır var ama bilmiyorum zaten. Arkadaşlar belki e, bu videoda biraz fazla konuş olabilir Çünkü size anlatıyorum. Arkadaşlar hiç konuşmadan da olmuyor. Oyunu anlatıyorum size. Şöyle hızlandıralım arkadaşlar. Ve bu arkadaşlar Mary'in Kalkan özelliği var. Bakın şimdi geliyor ya Merik geliyor 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 ve kalkan basıyor. Bakın gördünüz mü? Baloncuktan bak kalkan. Ve hasar oklarda falan hasar almıyor. Kılıçlardan yakın dövüşçülerden herhalde hasar almıyor. Tam bilmiyorum. Bu arada biz bu maçı kazanıyor muyduk şu an hatırlamıyorum. Kazanıyoruz diye biliyorum. Ama bilmiyorum arkadaşlar. E şu an biraz rezil duruma düştüm arkadaşlar. Rezil duruma düşmüş bulunmaktayım. Evet adama dalıyorum gene. Aha adama güzel fake attım orada ama. Bakın şurada kontrol ediyorum. Burada bir tane taktik deniyorum işte adamdan dikkatim kendi üzerime çekip okçulama vurmasın diye ama aslında işe yarıyor ama işte yıldırım işi bozuyor orada terbiyesiz yıldırım. Bakın sadece mesela soldaki profile basarsanız kontrol ettim oyuncu sadece şey yapıyor. Tekrar basarsanız yok iptal olmuyormuş kaydırmanız lazım bir etmeniz için. Arkadaşlar o zaman ben şurayı birazcık keseyim. Evet arkadaşlar adamı tam e, tam kestim dedim ve Shadow Wraith de arkadaşlar? Evet tekrardan kaçıyorum Shadow Wraith'i bu arada ben kontrol ediyorum evet. Ama güzel saldırıyorum bakın şurayı göstereyim ya ama ya bu video uzun olsa Bir şey fark ettim zaten ben dün 10 7 dakikalık video çektim ama eee 1.2 GB normal sıvı falan çektim. 1.7 falan olması lazımdı. Herhalde bu videonun uzunluğunu da etkiliyordu diye düşünüyorum. O yüzden belki 20 dakika yapsak bile belki gitmez. Zaten dünkü videoda 60 fps çektim. Olmamış yani. Şu an 50 fps çekiyorum yani. Harbiden artık bu konuyu açmak istemiyorum. Neyse. Ee... Evet arkadaşlar burada bayağı büyük bir baskı veriyorum bu adama Ve dur abi normal çekimde izleyelim arkadaşlar burada adamın işini bitiriyorum görmüş olduğunuz gibi hayatta hiç kesmesem mi olurmuş evet gördüğünüz gibi adamı hızlı bir şekilde bitiriyorum işini arkadaşlar ama gerçekten güzel taktik yapıyorum ilk başta kılıçla falan şey yapıyorum okçularla falan güzel yapıyorum arkadaşlar bu da maçta böyle bir maçtı. neyse arkadaşlar o zaman doktoruna arkadaşlar bu arada şok kısmı varmış ama şok kısmı daha açılmamış arkadaşlar İnşallah bir önce açılır arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like abone olmayı unutmayın bakıda görüşürüz şimdi kendinize iyi bakın bay bay